Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım yeleklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bakın, ben bu yelekleri sipariş almıştım. Yelek örüyorum diye kanalla da pek fazla ilgilenemedim arkadaşlar. Sizlere de yani son zamanlarda özellikle her gün video atamadım. Ama yeleklerimi bitirdim. İnşallah çok güzel videolar gelecek. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ben yeleklerimden bahsedeyim biraz. Şöyle yapmak isteyenler olursa diye. Bakın, bağlamalı lastik modeli yaptım arkadaşlar alt kısmı için. Şöyle modelin kaç sıra yaptığımı söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra bağlamalı lastik yaptım. Lastik bölümüne bu kadar. Mesela şöyle ideal. Bundan fazlası da hani hoş durmayabilir. Azı da hoş durmaz. Modelimden de bahsedeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model ön kısmına koydum. Bakın burası zaten şöyle diktiğim yer, dikiş bölümü. Buraya da yine ara modeli koydum. Ve bu tarafa koymamıştım. Diktiğimde yani bütün gibi oldu. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Bu yüzden buraya araya bir tane ajur koydum ön kısmına. Arkaya koymadım. Arkayı modelden bitirdim. Sonra diktiğimde bir model, bir ajur modeli olmuş oldu. Sonrasında arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 model. Bakın 21 model yaptım. 22. modelin yarısında şöyle kol kesimini yaptım. Kol, bakın şurayı, şu kısmı. Sonrasında burayı kestikten sonra da önden kesmeye başladım. Bu şekilde ön kesiminde yapmış oldum arkadaşlar. Bakın şöyle yine göstereyim. Bakın. Bu yeleğimin birisi arkadaşlar. Yani birisi bu şekilde bunu tamamladım. Arka modelinden de bahsedeyim isterseniz. Videomu yeni gören arkadaşlar, bu modelin yapılışı, ön kesimi, kol kesimi, lastik modelinin yapılışı hepsi kanalımda mevcut. Kanalıma girip bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 modelde arka kısmına model koydum. Şimdi bunu kenara kaldırıyorum arkadaşlar. Bu bir tanesi. Yaptığım yeleğin birisi. Diğer ki de diğerini de bitirdim arkadaşlar. Şu an dikme işlemini yapıyorum. Şöyle bakın. Aynı renk, aynı model. Bakın. Bunun da dikme işlemini yapıyorum. Şöyle bir tarafını diktim. Bakın. Gördüğünüz gibi şöyle çevireyim arkadaşlar. Bakın yine bunun da hiç belli değil. Bir model, bir ajur, bir model, bir ajur gibi devam ediyor. Diktiğim yer burası aslında. Bakın. Eğer bu şekilde belli olmasını istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir tarafını diktim. Hatta bakın omuzları ve diğer tarafı da dikiyordum. Şöyle dikmeye başladım. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Hep birlikte dikelim. Hem dikim aşamasını da bilmeyen arkadaşlar için yapmış oluruz. Hem de sohbet amaçlı hem yeleklerden bahsettim hem de beraber dikelim istedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Öncelikle yan yana getiriyorum. Bakın şu kısımdan eşitliyorum. Şöyle boyunu. Bakın. Eğer bir tarafı bol gelirse hani bir tarafını daha böyle sıkı yapıyorum. Bir tarafını bollaştırıp şöyle denkleştirebilirsiniz. Ama benim öyle olmadı. Sayıları eşit olduğunda düz olacaktır arkadaşlar. Pardon. Bakın. Şöyle devam edeyim. Ben dikeceğim. Bunların şöyle yarım modele yarım model getirdim. Bakın. Karşı karşıya gelmeleri için dengeli dikmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Yani şu modelle şu model karşı karşıya gelsin istiyorum. Yani arada hiç dikme işlemi olmamış gibi. Bir de modeli bakın fark ettiyseniz ön yüzünden dikiyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Ön yüzünden. Bakın. Bu ipim sağ tarafında diyelim. Sol tarafından şöyle giriyorum. Bakın. Zaten belli yerleri. Bu şekilde. Buradan sola geçiyorum.
pardon sağa geçiyorum. Bu şekilde. Eğer diyelim ki diğer ki fazla gelecek gibi ise hani şöyle eşit olması için diğer tarafını daha böyle genişten alıyorum ki dengelensin diye arkadaşlar. Yani karşı karşıya olursa modelimizin diktiğimiz yani yeleğimizi diktiğimiz yer belli olmayacaktır. Yani bütün gibi gidiyor. Bakın zaten dikimi de şöyle hiç belli olmuyor bakın. Gördüğünüz gibi. Sadece ara modeli ve modelmiş gibi belli oluyor, görünüyor. Şimdi buradan burayı dikelim arkadaşlar şöyle. Bir de şu bakın kenar ilmeğim vardı bir tane. Belli zaten bakın şu sıra. Bunun bir tık ilerisinden alıyorum yani. Şöyle aldığım zaman buradaki son şu ipleri belli oluyor. Ben arka kısmından alıyorum. Yani tam kenarından almıyorum. Şöyle bakın bunlar ikisi denkli. Bunlar da ikisi şöyle bakın. Biraz şöyle gerdiriyorum ki daha düzgün dursun diye bakın. Çektirdiğimde hiç belli olmuyor arkadaşlar arasında dikiş olduğu. İnşallah tam anlatımlı farklı modellerde gelecek arkadaşlar. Yine böyle güzel modeller varsa yapmamı istediğiniz tam anlatımlı yani tam yelek yapımını hani model değil de böyle bu şekilde yelek yapımını anlatmamı istediğiniz model varsa Instagram'dan Sündüz'ün hobisi diye bana ulaşabilirsiniz. Hem kızlarıma çeyizlik yelek öreceğim hem de sizler için eğer güzel modeller gönderirseniz tam yapımını da anlatmaya çalışırım arkadaşlar. 4 tane kızım var biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarım biliyor. Bilen arkadaşlar. Bilmeyenler için de söylüyorum. O yüzden yani 4 tane yelek öreceğim. İnşallah bu kış Allah izin verirse sağlıklı yani sağlık verirse. O yüzden güzel modeller bekliyorum arkadaşlar. Yani bana tavsiye edebileceğiniz güzel yelek modelleri varsa yine o şekilde de tavsiye edebilirsiniz. Tavsiyelere açığım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz dikmeye. Bu model de çok güzel arkadaşlar ama ben bu modelden bayağı yaptığım için artık böyle şey oldu yani. Çok anlattım. 2 tane hatta 3 tane ördüm bu modelden. Daha önce de örmüştüm. O yüzden bu modelden yapmak istemiyorum şimdilik. Farklı değişik modeller yapmak istiyorum. Bu şekilde çok rahat dikiliyor arkadaşlar. Hem kolay dikmesi hem de güzel.
Kesinlikle tavsiye ediyorum yani yapmak isteyenlere. Ben daha önce arka kısmından yani iç kısmından dikiyordum. Bunu da yeni öğrendim. Bu da çok güzel oldu. Komşum böyle dikiyormuş arkadaşlar. O söyledi, daha doğrusu gösterdi. Çünkü ben şöyle iç kısmından hani böyle tersini çevirip iki taraflı şu şekilde şöyle göstereceğim. Bakın şöyle dikiyordum yani. Bu şekilde dikiyordum. Ama bu şekilde gerçekten güzelmiş. Yapmak isteyenlere de bu şekilde videosunu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu da bugünlük de böyle olsun bakalım. İnşallah yeni güzel videolarla, modellerle sizlerle olacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, eğer bana destek olmak için abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, öneri ve fikirlerinizi de bekliyorum. Hani tavsiye edebileceğiniz bir şeyler varsa yine tavsiyelere açığım demiştim. Model olur. Yapmamı istediğiniz modeller varsa yine onlardan da yapabilirim. Aynı şekilde Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Sündüz'ün hobisi. Şöyle bakın arkadaşlar, bir tık burası sanki fazla geldi gibi, orayı şöyle denkleştirmeye çalışıyorum. Bakın bu taraftan fazla alıyorum. Diğer taraftan az alıyorum. O şekilde dengeyi kurmaya çalışıyorum. Bakın ve kurduk sanırım. Bakın eşitlendi. Bu şekilde sizler de ayarlayabilirsiniz. Çünkü yani bazı olur ya, bazı taraf biraz şey olabiliyor yani, dikerken bol olabiliyor. Şöyle kol kesiminde yani şu kısmı da dikip sizlere gösterip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü burası da hani ayrıntı isteyen yer. O yüzden orayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, son bölümlere geldik. Şimdi burayı da yarım model yapmıştım. Bakın yine karşısı da yarım model. Bu iki modeli de karşılıklı getiriyorum. Şöyle bakın. Bu lastikleri de arkadaşlar, bakın denkli geliyor zaten karşı karşıya. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Hem daha böyle burası böyle pot olmuyor. Yani bollaşmıyor. Hem de çok güzel denkli geliyor bu şekilde. Diğer kolda gösterebilirim şimdi size. Bakın gerçekten çok güzel. Yani bir bütün gibi oluyor. Şöyle burayı da şu şekilde bakın bitişi arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Burayı bakın en son bitişi şöyle karşılıklı getirip burayı birkaç defa şöyle geçiyorum. Bakın aynı yerden birkaç defa geçiyorum ki burası sabit olsun. Sonrasında zaten şu şekilde düğüm yapıyorum. Biraz da şöyle içinden aşağıya doğru ipimi getiriyorum. Hani kopardığımda düğümlediğim yer çözülme yapmasın diye şöyle gelişi güzel, bakın üstten iç kısmından görünmeyecek şekilde, bakın şöyle. Bakın bu şekilde şöyle dikmiş olduk. Diğer kolu da göstereceğim arkadaşlar. Orayı da ben daha önce dikmiştim. Bakın şöyle. Bakın iç kısmından dıştan da şöyle hiç belli olmuyor.
Evet, yanlarını diktim arkadaşlar. Şimdi omuz kısımları kaldı. Şöyle omuzunda bakın yine dıştan yani şöyle ön yüzünden dikeceğim şu şekilde. Burayı ben artık kendim dikeceğim. Bakın 3 model geçtim burada. 3 tane kaldı. Burada da yine 3 modeli denk getireceğim şu şekilde. Buraya 3 modeli anlı karşı karşıya dikeceğim. Sonrasında bakın fazlalığımı ördüm. Diğer tarafta da fazlalığımı ördüm. Yine burayı da bakın bura bu şekilde şöyle sabitleyeyim şimdilik. Diğer 3 modelimi de yine bakın arkadan da 3 model bu şekilde denkli getirip burayı da dikeceğim. En sonunda arkadaşlar şurayı da böyle karşılıklı dikiyoruz. Şu kısmı. Sonrasında da yeleğimize şöyle sabitliyoruz. Yani şunda olduğu gibi bakın. Şurada olduğu gibi bakın. Bu şekilde buraya dikiyoruz. Burası da yaka bölümü. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Eğer bu tür videolardan istiyorsanız, tam anlatımlı yelek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğeni ve yorumları unutmayın arkadaşlar.